Batı Afrika'nın en fakir ülkesi Nijer'de Abdurrahim Tchiani liderliğinde Devlet Başkanlığı Muhafız Alayı tarafından 26 Temmuz'da gerçekleştirilen darbe gündemdeki sıcaklığını halen koruyor. Nijer'de Fransa'ya yönelik öfke ise her geçen gün büyüyor. Ülkenin etkili siyasi partilerinden Ligue Panafricaine Umoje Partisi eş başkanı Abarakane Abdurrahmane, Nijer'de son yaşananları TGRT Haber Dış Haber editörü Emre Diner'e anlattı. Nijerli politikacı ülkesine savaş ilan eden Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu'na karşı sivil direnişin arttığını ve hızlı bir şekilde örgütlendiklerini ifade etti. You know that the world... Biliyorsunuz dünya Nijer'e odaklanmış durumda. Nijer'de son durum nedir? ECOWAS bize savaş ilan ettiğinden beri Nijer'de tetikteyiz. Niamey'de kurulan Fransız askeri üssü etrafında nöbet tutan Tugaylar var. Sıkı şekilde örgütlendik. Gün boyunca Nijer'de kurulu Fransız askeri üslerinin derhal terk edilmesini talep eden askeri otoriteye destek gösterileri düzenleniyor. Fransa'ya hiç olmadığı kadar öfke var. Abdurrahman özellikle Nijer'de Fransız politikasının çöktüğünü ifade etti. Tüm yaşananların Fransa'nın açgözlülüğünün ürünü olduğunu söyledi. Fransız politikası tüm cephede, özellikle güvenlik cephesinde başarısız oldu. Bu Fransız askeri üslerinin kurulmasından bu yana sürekli saldırılara ve ağır kayıplara maruz kalıyoruz. 50 binden fazla sivil yerinden edildi, fakirleştik. Nijerliler Fransa'ya ait hiçbir şey görmek istemiyor. Nijerli politikacı Türkiye'nin Nijer'e yönelik politikalarını samimi bulduğunu söyledi. Türkiye bize ağabeylik yaptı, her zaman bize dostça yaklaştı. Fransa gibi menfaat ilişkisi kurmadı dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan içinse Nijer'deki Müslümanların tek gururu ifadesini kullandı. Gerçekten de Nijer'in %99'u Müslümandır ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Nijer'deki Müslümanların tek gururudur. Nijer halkının haklarını her daim savundu. İşte bu bağ Türkiye'yi Nijer'in en iyi müttefiki yapıyor. Çünkü Türkiye bize abilik yaptı. Her zaman dostça yaklaştı. Değerlerimize saygı duydu. Bizimle Fransa gibi menfaat ilişkisi kurmadı. Abdurrahman, Nijer'in güvenliği için Türkiye'nin ülkede olması gerektiğini söyledi. Nijeryalı politikacı Türkiye'ye çağrıda bulundu. Türkiye'yi askerimize eğitim vermeye davet ediyoruz dedi. Türkiye'den gelecek her türlü askeri yardım faydalıdır. Türkiye'yi askerlerimizin eğitimine davet ediyoruz. Türkiye'den özellikle ordumuzun askeri teçhizatının güçlendirilmesine destek vermesini istiyoruz.